Arkadaşlar merhaba, ben İlker. Bugün hava çok güzel, dışarı çıktık. Avusturya'da pazar günü, 7 Ekim pazar. Bu güzel havayı değerlendirelim dedik. Şimdi diyelim ki Avusturya'dasınız, dışarı çıktınız, karnınız acıktı. Pizza mı alırsınız yoksa döner mi? Dilim pizza mı, döner mi? En uygun ürünlerden biri bu. Hangisini tercih edersiniz? Şimdi yiyelim, bakalım, karşılaştıralım. Hadi buyurun, videomuza geçelim. Bugün günlerden pazar, dediğim gibi geziyorsunuz, dolaşıyorsunuz. Acaba ne yerdiniz? Burada Avusturya'da revaçta olan dilim pizza ile döner gerçekten çok gidiyor. Ayaküstü atıştırmalık. Böyle fast food zincirlerinin tahtını yıkmış diyebilirim. Gerçi fast food zincirleri de gerçekten yoğun oluyor giderseniz, görürseniz. Ama kolaylık olarak gerçekten döner ve dilim pizza, İkisi gerçekten çok gidiyor. Dükkan olarak sayıları da çok fazla. Bakın şimdi tavuk döner aldık. Tavuk dönerimizin içinde domatesimiz, salatamız, soğanımız var. Şimdi sosumuz da var. Yiyelim, önce bir tadına bakalım. Hangisini tercih edersiniz? Sizce? Ben en son videonun sonunda yorumlarımı atacağım size. Şimdi fiyat olarak gerçekten hesaplı uygun. Hadi şimdi söyleyeyim size, ben bunu 2 euroya aldım. Gerçekten Avusturya'da 2 euro olarak, ayaküstü atıştırmalık olarak gerçekten çok uygun bu fiyat. 2 euro karın doyurucu bir şey ama özel bir gününüzde yer misiniz bilmiyorum. Ama gerçekten ayaküstü yenecek bir şey. İçinde yoğurt sosu kullanılmış. Yoğurt sosunu sadece, yani döner sosu diyorlar, yoğurttan yapılıyor. Yoğurt mayonezi de karıştıran var. Yoğurda ne bileyim salatalığı rendeleyip koyan var. Kekik atan var. Dereotu kuru şekilde dille katan var. Tatlandırıyorlar yoğurdu. Vegeti atıyorlar. Yoğurt sosu dönere katıp veriyorlar. Eğer ki boş günündeyseniz, dışarıda geziyorsanız, karın doyurucu bir şey. 2 euroya fiyatı Avrupa için gerçekten uygun. Bundan sonra bir de dilim pizzaya bakacağız. Ona göre karar vereceğiz. Fiyatına göre lezzeti kötü değildi, fena sayılmazdı. Daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi. Şimdi Serden arkadaşlar diyebilir bana, filanca markete git şunu al şu fiyatı, daha ucuz olur diye. Bugün pazar arkadaşlar. Pazar günü dolaşıyorsunuz. Pazar günü en uygun döner mi, pizza mı, dilim pizza mı? Hangisini tercih ederdiniz? Ayaküstü. Ona bakıyoruz. Hadi buradan şimdi dilim pizzamızı alalım. Ve ondan sonra videonun sonunda kararımızı verelim. Şimdi arkadaşlar dükkana girdik, dönerimizi aldık. Günlerden pazar geziyorsunuz, ne alacağınızı bilmiyorsunuz. Dönerimizi yedikten sonra bir de pizzamıza bakıyoruz. Şöyle aldığımız pizza şu boyutlarda, şöyle gayet doyurucu gözüküyor. Onun yarı fiyatı. Şu şekilde yarı fiyatını aldık. 1 euroya bu. Bundan 2 tane alabilir misiniz? Daha mı iyi olur? Önce bir yiyelim bakalım, tadına bakalım önce. Hamur ince, sucuğu lezzetli. Bu arada sucuğuna da baktım, Türk markası, helal kesim. O yüzden aklınıza bir şey gelmesin. Sucuğu da lezzetli, peyniri de bol. 1 euro. Yani 2 tane alınabilir mi? Alınabilir. 2 euro döner yerine. Şöyle büküyorum. Önce biraz yiyeyim, ondan sonra yorumumuzu yapalım beraber. Elhamdülillah iyi doyduk. Şimdi yoruma geçelim. Su. Ben bu suyu niye aldım? Çünkü susadım. Döneri yedim. Dilim pizzayı yedim. Susadım. Şimdi. Pazar günü Avusturya'da çıktınız, gezdiniz. Ucuza getirmek istiyorsunuz. Bence en güzel ne yapın biliyor musunuz? Evde ekmeğinizin arasına domatesi, peyniri koyun, güzelce paketleyin. Böyle bir de şişeniz olsun. Bakın bu şişe sert, dayanıklı. Sürekli çeşmeden bedavaya doldurursunuz. Hem onu içersiniz hem peynir ekmeğinizi yersiniz.
neyse şaka bir yana. En ucuz şekilde Avusturya'da döner yedik. Dilim pizza yedik. Bunlar zaten tercih ediliyor. Dilim pizzadan 3 tane yerseniz sıkı doyarsınız ama gerçekten sıkı doyarsanız döner de lezzetliydi. Ama bana döner daha çok hoşuma gitti gibi. Ama doyurucu olsun derseniz fiyat performans olarak dilim pizza gerçekten güzeldi. Döner 2 euroya Avrupa'daki arkadaşlar gerçekten biriler 2 euro döner. Get yani. İyi susadım bu arada. Bunu saklayacağım. Bir dahaki pazara dışarı çıktığımda yanımda, ekmeğim yanımda, çantamda. Durum bu. Eğer bir pazar gezinizi ucuza getirmek istiyorsanız bu fiyata alabiliyorsunuz. Döner de tercih edebilirsiniz. Pizzayı da. Şunu unutursanız en aşağı 1,5 öyle en ucuz bulduğunuz yerde 1,5'a bulursunuz. Arkadan da motor geçiyor. Niye bu 1,5 euro? Hafta sonu olduğu için, marketler kapalı olduğu için size kitlemasyon yaparlar. Hafta içi olursa marketlerde 40-50 sente hatta 35 sente bile şöyle bir maden suyu bulabiliyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı, kanalıma unutmayın. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Şimdi ben biraz daha yürüyeceğim. Yediklerimi hazmedeceğim. Çöz.